Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılısıyla karşınızdayız. Bir metnimiz var arkadaşlar. Öncelikle metnimizi bir okuyalım. 19. yüzyılın büyük İngiliz ressamlarından William Holman Hunt'ın bir bahçeyi tasvir eden tablosu Londra Kraliyet Akademisi'nde sergileniyordu. Hunt'ın Kainatın Işını adını verdiği bu tabloda geceleyin elinde bir fenerle bahçede duran filozofu kılıklı bir adam görülüyordu. Adam serbest kalan eliyle bir kapıyı vuruyor ve içeriden bir cevap bekler gibi görünüyordu. Tabloyu inceleyen bir sanat eleştirmeni hanta dönerek güzel bir tablo doğrusu ama manasını bir türlü kavrayamadım dedim. Adamın vurduğu kapı hiç açılmayacak mı? Ona kapı kolunu takmayı unutmuşsunuz da Hunt gülümsedi ve ekledi. Adam herhangi bir kapıya vurmuyor ki. Bu kapı insan kalbini simgeliyor. Ancak içeriden açılabilir. Bunun için dışında kolu yok demiş. Şimdi sorularımıza geçelim arkadaşlar. İlk sorumuzdan. Hunt'ın kainat ışığı adını verdiği bu tabloda neler anlatılıyor? Arkadaşlar tablonun genel olarak yazmayacağım. Ben size hani genel olarak söyleyeceğim. Ne anlatılıyor arkadaşlar? İnsan kalbinin fethedilmesi için yani hazırlanmış bir tablo. Nedir? İnsan kendi istediği zaman kalbinin kapılarını açabilir. Bundan bahsediyor. Yani genel ana fikir bu. Tabloyu inceleyen sanat eleştirmeni bir türlü anlamadığı şey ne arkadaşlar? Kapının neden dışında kol yok? Kişi kapıyı açmayacaksa niye orada bekliyor? Hunt gülümseyerek verdiği cevap aslında neyi anlatmak istemiş? Verdiği cevap arkadaşlar aslında anlatmak istediği cevap insan kalbini insan kendi istemediği sürece başka kimseye açmayabilir. Yani asıl ana fikir ana amaç bu şekilde arkadaşlar bunları uygun bir şekilde Yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geldik. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altını çizip çeşidini tabloya x işaretiyle yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelik olarak fiilimize bakalım. Ali o sabah ormana geldi. Değil mi? Gelmek fiili. Burada arkadaşlar neyden bahsediyor? Bir ee, bu iş oluş durum fiillerine bakarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Sorularımız vardı değil mi? Ne? Neyi? Kimi? Bu sorulara cevap veriyorsa arkadaşlar ee, ve nesneyi de etkiliyorsa işti değil mi arkadaşlar? İş için kullanıyorduk. Şimdi Ali o sabah ormana geldi dediğimiz zaman arkadaşlar burada belli bir oluşumla mı olmuş? Yani iş için uygulayabiliyor muyuz arkadaşlar? Ne, neyi, kimi? Bakın soralım. Ne geldi? Ali. Ali nesne mi arkadaşlar? Değil değil mi? Burada özne. O zaman Ali'yi ilgilendiren bir iş cümlesi değil arkadaşlar bunlar. Durum cümlesi arkadaşlar Zaten bir durumdan bahsediyorsa gelmek gitmek gibi bu durum cümlesidir. Oluş cümlesi de şudur arkadaşlar belirli bir zamanda gerçekleşiyorsa oluş cümlesidir. Bu cümlemiz arkadaşlar e, geldi dediği için durum cümlesidir arkadaşlar. Bakın dedem her geçen gün daha da yaşlanıyordu. Bakın belirli bir olay belirli bir zamanla yaşanmış olaylar yaşlanmak, çürümek, sararmak, morarmak, kokmak bunlar belirli bir durumda <laughs> olmuş şeylerdir arkadaşlar. Bunlardan oluş cümlesidir arkadaşlar. Kedi peyniri hemen yemiş. Neyi yemiş? Peyniri. Bakın bir nesneden bahsediyoruz değil mi? O zaman bu da nedir arkadaşlar? İş kılıç cümlesidir. Sınıftayken beni aradı. Kimi aradı? Beni aradı. Bakın burada da ne var arkadaşlar? Yine bir nesne var. Kitaptaki sayfalar yer yer çürümüş. Bakın yer yer çürümüş arkadaşlar. Ne zamanla olmuş bir şeyse bu da durum cümlesidir. Geldik 5. sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki verilen eylemleri istenilen zaman ve kişilerde çekimleyiniz demiş. Yazmak fiilini arkadaşlar gelecek zaman ikinci çoğul kişisiyle çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar gelecek zaman ne? Yazacak değil mi arkadaşlar? Yazacak. İkinci çoğul kişi ne? Siz. O zaman ne olacak arkadaşlar? Yazacaksınız. Yazacaksınız olacak. Geldik arkadaşlar konuşmak. Konuşmak ekin arkadaşlar istek kipini eklersek a e değil mi arkadaşlar? M, m de ekleyebiliyoruz. Konuş bakın birinci çoğul kişi kim biz? O zaman konuş malıyız değil mi arkadaşlar? Konuş malıyız. Senden bir isteğin var sen de konuşmalıyız şeklinde de ekleme yapabilirsiniz. Okumak demiş arkadaşlar. Dilek şart kipiyle birinci tekil şahıs kişi. Sa, ekleyeceğiz arkadaşlar oku sa kim birinci tekil kişi? Birinci tekil kişi kimdir arkadaşlar? Ben'dir, değil mi? Okusam. Okusam. Kalemimizi bir değiştirelim arkadaşlar. Oynamak demiş arkadaşlar. Geniş zamanda ne oluyor arkadaşlar? Oynar oluyor, değil mi? Oynar. İkinci çoğul kişi kimdir arkadaşlar? Siz'dir, değil mi? Oynarsınız. Oynarsınız. Yürümek şimdiki zaman nedir arkadaşlar? Yürürümdür değil mi arkadaşlar? Üçüncü çoğul kişi kim? Onlar. Onlar ne yapar arkadaşlar? Yürür. Ya da yürüyor diyelim arkadaşlar. Yürüyorlar. Onlar yürüyorlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Burada gerekli ilk kipi, şart kipi, istek kipi, emir kipleri var. Ve buradaki fiillerimize bakalım. Ve bunları eşleştirelim arkadaşlar. Bu akşam sınava hazırlanmalıyım. Hazırlanmalıyım diyor arkadaşlar. Bakın burada ne var? Bir gereklilik tipi var değil mi arkadaşlar? Malı meli. Gereklilik tipi ekimiz var. Yere döktüğün elmaları topla. Bakın emir var değil mi arkadaşlar? Topla, yap, et, eyle. Diyorsak bu nedir arkadaşlar? Emir tipidir. Verilen ödevleri beraber yapalım mı? Bakın soru soruyor değil mi? İstekte bulunuyor. Beraber yapalım mı? Ne var arkadaşlar burada? İstek kipi var. Sinemaya gideceğiz. Eğer kazanırsam. Ne var? Şart var değil mi? Kazanırsam. Kazanırsam, edersem, yaparsam. Hemen eve git. Ünlem işareti nedir arkadaşlar? Emir kipidir. Geçtik arka taraftaki sorularımız arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerdeki sayıların yazımlarına dikkat ediniz. Yazımı doğru olan cümlelerin sonuna D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman uykusunu alabilmek için akşam saat 22.00 da diye okunur arkadaşlar. Bunun için bura nedir arkadaşlar? Doğru yazılmıştır. 22.00 da Geldik arkadaşlar cebindeki fındıkları 7'şer adet paylaştık. 7'şer böyle yazılmaz arkadaşlar. Bakın bunu şu şekilde yazacaksınız. 7 şer şeklinde yani yarısını sayı yarısını e, sembol yani harf olarak yazmak yerine hepsini sayı harf olarak yazmanız gerekir. 9 taş 9 taşla oynanan bir oyundur. Burada bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. Bu da doğru. Yani normalde hani e, yazımlarda sayılara baktığımız için sayılarda bir yazım yanlışım yok. Müzik dersinde bu hafta 16 vuruşluk noktaya öğrenmişler. Yanlış arkadaşlar. Neden yanlış? Bakın şurada 16'ya dikkat ederseniz 16'nın yazımı şu şekildedir arkadaşlar. 16. O büyük değil. Hani ben tekrar yeni bir cümle yazdığım için O'yu büyük yazdım. Ayrı olmasına dikkat edilmesi gerekir. Burada ne yapılmış arkadaşlar? Birleşik yazılmış. Seneye ikinci sınıfa gide Jack demiş arkadaşlar. Bu da nedir? Doğru yazılmıştır. Geldik arkadaşlar test sorularımız var. Onlara bakalım. Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin yüklemi iş kılıç bildirmektedir? İlkokul öğretmenimiz oldukça yaşlanmış. Bakın zamanla olduğu için ne diyorduk arkadaşlar? Oluş diyorduk. Değil mi? Bu ne sildik? Behçet Necati Gil'in şiirlerini okuyorum. Neyi okuyorum? Kimi okuyorum? Behçet Necati Gili. Oluyor mu arkadaşlar? Oluyor değil mi? Bu ne? O zaman iş kılıç. Geldik arkadaşlar. Yaz tatilinde boyun nasıl da uzamış. Bakın zamanla olan bir şeydi. Neydi bu? Oluştu değil mi arkadaşlar? Bu değil. Bakın bu değil. Bu da değil. Hastalıktan iyice sararmış zavallıcık. Bu da neydi arkadaşlar? Yine oluşla alakalı bakın zamanla olan sararmak, yaşlanmak, uzamak, kararmak bunlar neydi arkadaşlar? oluş cümlesiydi. Buraya geldiğini neden söylemedin? Arkadaşlar burada da ne vardır yine? İş kılış cümlesi vardır. Doğru cevabımız 2 ve 5'tir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir çekimli fiil yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım. Kırlangıçları izliyorum demiş arkadaşlar. Buraya bakarsak kırlangıçları izliyorum da bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Bir çekimli fiil var mı? Var değil mi arkadaşlar? İzli yorum diyor değil mi arkadaşlar? Ne yapıyor? Bir çekim var burada. Geldik arkadaşlar, bir gün onu anlayacaksın. Burada da ne var arkadaşlar? Bir çekimli fiilden bahsediyor. Anlaya, anlamaktan anlayacaksın. Maçın daha başlarıydı. Bakın arkadaşlar, burada ne var? Başlamak var, başlarıydı var. Belirli bir artık ne olmuş arkadaşlar? Yapım eki almış değil mi arkadaşlar? Yani bir çekimle alakası yok bunun. E doğuracağımız arkadaşlar C şıkkımızdır. Demek ki değer bilirmiş demiş arkadaşlar. Bunda da yine çekim eki bir çekimli fiil varmış arkadaşlar. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili eylem farklı bir kipte çekilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz bu problemlerin hepsini çözmeliyim. Çiçeğin yapraklarını gün geçtikçe soluyor. Tenis oynamayı da severiz. Supi Bey Anadolu'yu gezecek. Şimdi arkadaşlar burada bakarsanız Supi Bey Anadolu'yu gezecek. Severiz. Soluyor. Ama çözmeliyim de arkadaşlar bir zaman bildiren farklı bir kip yok. Bunların hepsinde haber kipi varken arkadaşlar bir haber kipinden bahsederken A şıkkında bir haber kipinden ne yapmamış arkadaşlar? Bahsetmemiş. Bundan sonra sık sık bunu tekrarlayalım. Yukarıdaki cümlede eylemin tipi ve kişise kişisi aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar tekrarlayalım diyor. Arkadaşlar tekrarlayalım dediği için burada layalım diyor. Bak arkadaşlar tekrarlamaktan buraya istek tipi olduğunu zaten görürsünüz. Tekrarlayalım. Kim tekrarlayalım? Biz tekrarlayalım diyor. Ve istek kipi birinci çoğul şahıs olduğunu görürsünüz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleminde zaman anlamı yoktur? Bakalım. Tatlı sözleriyle hepimizin kalbini kazandı. Kim kazandı? O kazandı, değil mi? Genel bağıpta kazandı. Yani arkadaşlar geniş zamanda kazandı diyor. Çocuklar ar arka bahçede oynuyorlar. Ne zaman? Geniş zamandan bahsediyor, değil mi arkadaşlar yine? Oynuyorlar. Yani şimdiki zamanda çocuklar arka bahçede oynuyorlar. Bir zaman eki var. Çalışmasına ara verip dışarı çıktım. Ne zaman? Geçmiş zamanda çıktı değil mi? Gittim. Burada da var. Yarın sözlüklerinizde getirin. Burada bir zaman eki fiilde yok arkadaşlar. Bakın burada yarın var ama fiilde bir zaman eki olmadığını görürsünüz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır? Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam. Kim söylemiş? Babam. Tamam. Geldik arkadaşlar. Şu karşıdaki bayırda verdim kuzuyu çayıra verdim. Kim verdi? Ben verdim. Bakın arkadaşlar. Ben, babam karıştım o gün bugün bu zavallı çoban çobanla demiş arkadaşlar. Bakın kim karıştım diyor. Kim karıştı? Ben karıştım diyor. Yine ben. Gönlümü yayla yaptım. bin Bingöl çobanlarına demiş. Arkadaşlar yaptım diyor. Kim yaptı? Ben yaptım. Burada arkadaşlar fiilin kişisine bakarsanız A şıkkında babamın farklı olduğunu görebilirsiniz. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şu testleri çok ayrıntılı anlatmadık. Ee, hani biraz da zamanı dengeli kullanmak için hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ama aklınıza takılan bir kısım olursa yine yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.